Hocalarımız konuştuğunda hep şöyle söylüyorlar. İnsanlar İslam fıtratı üzere doğar. Peki bu Yahudilik ve Hristiyanlık dini nereden çıktı? Bu konuda hocam bizi aydınlatabilir mi? İnsanlar bir hadis-i şerifte şöyle Kullu mevlud yûledu alel Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. İslam bizim Peygamber Efendimiz'e ...gönderilen dinin özel adıdır. Özel adıdır. Ama önceki peygamberlerin de dinleri İslam'dır. Yani ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri İslam'dır. Dolayısıyla insanlar İslam fıtratı üzere doğarlar demek... ...Allah onları yaratırken, onların zihinlerini, beyinlerini... İslam'ı kabul edebilecek bir nitelikte yaratmıştır. Yani onlara kimse müdahale etmese onlar doğru bir yol üzere olacaklar. Doğru bir çizgi üzere olacaklar. Ama Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Daha sonra فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ Babaları, anneleri onları Yahudi yapar, Hristiyan yapar ya da Mecusi yapar diyor. Yahudiliğin aslına baktığımız zaman onun da İslam fıtratı üzere olduğunu görüyor. Aslını. Hristiyanın aslına baktığımız zaman onun aslı da fıtrattır. Yani fıtrat dışı değildir. Ancak daha sonra bunlar değiştirilmiştir. Muharref olmuştur. Tabir caizse onlar yürürlükten kaldırılarak onun yerine İslam konmuştur. İslam bugün için son derece muhkem, yeterli bir dindir. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında geçerli, yegane din de İslam'dır. Dolayısıyla İslam'dan önceki dinlerin herhangi bir geçerliliği söz konusu değildir. Şimdi fıtrat dini İslam dinidir.